sevgi ve şefkatten mi? Bravo Pınar. Teşekkür ederim. Aramızda kalan tek hanımefendi. Yarışmadaki tek hanımefendi sizsiniz. Ama haftaya bakalım birinci kim olacak? Pınar, iddialı görüyor musun kendini birincilik konusunda? Tabii ki iddialı görüyorum ki görmeliyiz de zaten. Aksi takdirde star olamayız hiçbirimiz. Aferin. Bu kadar erkeğin arasında tek hanım olarak haftaya ben bu işi kotarırım. Alırım bu bayrağı elime ve birinci olur. Çıkarım buradan diyorsun. Şimdi demek istiyorum. Popstar'da bir ilk olsun istiyorum. Bir bayan birincimiz olsun istiyorum. Ki burada hepimiz hak ediyoruz zaten şu anda. Bunu hak ediyoruz ki buradayız. Hocalarımızın tabii ki takdiri, sevgili halkın takdiri de çok önemli. Diğer hanımları hatırlamaya çalış şimdi. Habibe vardı elimizde. Ayça vardı. Başka? En çok kim gidince çok üzüldün? Habibe ve Çağla. En çok Çağla. Yani Habibe ve Çağla ikisi birlikte. Zaten karar ver. Habibe mi Çağla mı, karar ver. Ya Habibe giderken hüngür hüngür ağladım zaten. Herkes gördü burada. Yani çok kötüydü o gün benim için. Bu hafta elememiz yok. Allah'tan bakalım haftaya ne olacak. Demet Hanım, ne düşünüyorsunuz? Ben sende bir şey kıskanıyorum. İtiraf ediyorum. Ne kadar güzel dik duruyor değil mi Bülent Hanım? Ya bu belden sonrasına uğra nasıl? Ben çünkü çok kambur dururum. Hep de tek şikayetimdir. Onun için sahneye zaten hep söylüyorum, çok yakışıyorsun, çok da güzel okuyorsun. Elbisen de çok güzel. Teşekkür ederim bu arada yine Coşar'cığıma. Dön bir görsün Demet Hanım, dön. Dön. Güzel. Coşar Bey'in ellerine sağlık, çok teşekkür ediyorum, onu öpüyorum. Güzel, bu akşam için. Ne düşünüyorsun? Niye hep ben... Ha. 10'muş. Ya, zaten 10 verecektim de. Hani Orhan bir de... Bey mi ısrar ediyor 10 olsun? Hayır diye. Canım, ısrar etmiyor. Zaten şarkıyı çok gerçekten çok güzel okudu. O namelerde böyle tüylerim diken diken oldu. Yalan mı söyleyeyim şimdi? Az önce bir hata yaptım hayatımda. İlk defa sunuculuk yaptığım için. Orhan abi dilenciyi okumuş Zara. Dili evet. Yarasını başkası okudu albümde. Kim okumuştu? Ebru Gündeş. Hem de sen Ebru'yu nasıl? Ebru'yu nasıl? Tamam, Ebru duyduysa eyvah, bittim. 10 puan veriyorsun. 10. Eminsin. 10 puan Pınar'a. Orhan Gencebay, daha önce kerelerce bu şarkıyı dinlemişsindir bir sürü solisten. Pınar'a ne diyorsun? Harika diyorum. Çok güzel okudun yavrum. Kendin de çok güzelsin. Bugün yemyeşilsin. Yeşermiş durumdasın. Zaten gönlün öyle. Ve çok iyi yorumladın. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Berhudar ol. Sağ ol. Hocam asıl biz teşekkür ederiz. Böyle eserler yaptığınız için ve bana da nasip oldu sizin önünüzde, sizlerin önünde bunu okumak. O yüzden çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Bu gece bir kez daha Orhan Gencebay'ın ne kadar... Sayın seyirciler, bu gece bir kez daha Orhan Gencebay'ın ne kadar büyük bir bestekar olduğunu anladık. Anlayacağız da, daha sırada çok şarkısı var Orhan Gencebay'ın. Bülent Ersoy, ne düşünüyorsunuz Pınar için? Bir şey hatırlatabilir miyim? Buyurun. Çok özür dilerim. Daha evvelki pop starlarda bir hanım birinci olmuştu. Hasret. Çok iyi bir yorumcuydu. Ağırlık merkezi halk müziğiydi. Hasret birinci olmuştu. Onu hatırlatayım diye söylemek istedim. Böyle bir olayımız da var. Hep erkekler değil yani. Hanımlar da birinci. Hocam, ben onlara şahit kusura bakmayın onu için evet, olabiliyor, ben fark etmemiştim. Oluyor. Bilmiyordum. Hatırlatayım dedim. Orhan Gencebay ile Bülent Hanım'ın 5-7 senelik popstar tecrübesi var. Bu program 7 sene önceydi. 100 bölüme yakın. 100 bölüme yakın popstar çektiler. İlk defa biz gençleri yanlarına aldılar. Bülent Ersoy, ne düşünüyorsunuz? Bir kere her şeyden önce musikinin cinsiyeti olmaz. Kız olur, erkek olur. Kim hak ediyorsa o kazanmalıdır. Önce bunu söylemek isterim. İkincisi de sadece Orhan Gencebay kendi eserleri okunuyor diye baba şefkatiyle on veriyor bu gece olabilir. Çünkü bu gece mümeyyizlik vasfını kullanmıyor Orhan Bey. Ama öyle mi? Ben yani bir yer, büyük ölçüde öyle. Ama bu gecenin dışında da
son derece ince eleyip sık dokuyan bir öğretmendir. Efendim, fakat kim olursa olsun, yine üstüne basa basa söylüyorum, bu geceki bu eserin icrası tarihe geçecek nadir icralardan bir tanesidir. Sizi kutluyorum. 10 üstü 10. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Bir kere sahneye çok yakışıyorsunuz. Arkasından kötü bir şey gelecek diye korktu Pınar. Ne olursa olsun dedi. Ruhumu teslim ediyordum az kalsın. Yemin ederim. Dur bakalım Orhan sahneye Baba, çok yakışıyorsunuz. Bir şey daha söyleyecek Orhan Bey. Şurada. Sahneyi çok iyi kullanıyorsunuz. Yani kadın böyle icranız fevkaladenin fevkinin de fevkindeydi. E daha ne olsun. Çok sağ olun hocam. Buyurun Orhan Bey. Ve bu arada saz arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Harikasınız. Süperdi. Berhudar olun. Sağ olun. Ellerinize sağlık. Sağ olun. İnanılmaz icralar bütünleşti. Hakikaten öyle. Çok büyüksünüz. Tebrik ve takdirlerimizi gönderiyoruz hepinize efendim. Sevgili seyirciler, değerli konuklarımız, bu geceki Popstar'da hem jüri üyesi hem sunucunuz olarak Pınar'a ben de 10 puan vermek istiyorum. 10 puan. Çok teşekkür ederim. Ve çok kısa bir aramız olacak. Reklama gideceğiz. Reklamdan sonra Orhan Gencebay'ın eserleriyle tekrar beraberiz. Bir yere ayrılmayınız.